Türkiye'yi bölmek istiyorlar. İşte o dün beraber yorumladığımız, daha önce de aktarmış olduğum ABD'li profesör Hudson Enstitüsü'ndeki Orta Doğu uzmanı. Ya kardeşim, biz SDG diye bir laf uydurduk. Bunun PKK olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunu biz Amerikalılara iyi paketledi, yedirtti Obama, ama tabii ki Türkler bunu yemiyor, öfkelendi. Yani nihayetinde biz biliyoruz ki biz burada 1000 kişiyiz, biz gideceğiz. Ve Ankara'yı, Türkiye'yi eleştirenler haykırarak ağlayacak. Bu taşlara kazılı zaten, bu iş böyle olacak. Bunu görmemek de zaten aptallığın zirvesi. Yani bunu gayet de iyi biliyorlar. Ama yani nereye kadar zorluyorlar? Şimdi herhalde Türkiye'yi bir kara harekatından vazgeçirmek bu hevesi iyice besler, değil mi? Yani kara harekatından vazgeçerse tamam işte biraz yatıştırın falan olur bitti der. Halbuki Türkiye'nin kategorik olarak YPG'ye karşı çıktığı bir duruş var yani. O 30 kilometre derinde olmasın da 60 kilometre derinde olsun. Adam vaz mı geçecek Türkiye'yi bölme isteğinden? Çünkü söz konusu profesör diyor ki ya bu PKK, YPG Türkiye'yi bölmek istiyor. Türklerle Kürtler arasında öyle kendi şeyi öyle de bölmek istiyor. Yani biz bunu biliyoruz, biz ne yapıyoruz burada diyor. Şimdi biraz önce Özgür Paşa'nın son cümlesinde bir şey söyledi. Bizatihi terör örgütünün kendi varlığı. Yani sadece Tel Abyad, Membiç, Aynel Arap veya Kamışlı'daki varlığı değil. Bütüncül varlığı tehdit. Şimdi mesele o gözden bakılması gerekiyor. Yani şimdi strateji oluştururken, evet bununla ilgili öncelikli olarak dersiniz ki işte Fırat Kılıcı Havzası. Yani Tel Rifat, Membiç ve Aynel Arap Havzası. Bunlar içerisinde bir kademelendirme üretebilirsiniz. Ondan sonra diyebilirsiniz ki burayı hallettik. İşte Kamışlı merkezli olmak üzere Amude, Derbesiye, Malikiye, Derik işte hattı. Ama burada bitmez ki bu iş. Bitmemesi gerekir. Bu sadece sınır güvenliğiyle ilgili bir çözüm üretir. Fiziki bir çözüm üretir. Ama YPG, PKK bir şekilde daha aşağıda yaşamaya devam ederse bizim için... Evet şu an belki ilgi alanımızda olan ama bizi gelecekte son derece güçlü bir şekilde etkileyecek bir takım başlıkların göz önüne alınması, değerlendirilmesi gerekir. Onlar neler mi? Aklıma gelenlerin müsaadenizle birkaç tanesini sayayım. Yani çünkü sonuç mesele sadece sınır güvenliğiyle veya işte Tel Abyad'dan, Membiç'ten işte atılan füzeler meselesi değil. Onu anlatmak için bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden yani Özgür Paşa'nın biraz önce söylemiş olduğu... Bizatihi terörist örgütün bütüncül varlığı tehdit bizim için. Şimdi burada yani örneğin işte Kamışlı'yı terk etti. Kaç kilometre kare işte? Şu an bizim elimizde 8200 kilometre kare var. İşte şey 480 terfat falan. Biz bunu çıkarttık 20.000 kilometre kareye. Ama aşağıdaki 30.000 kilometre karede PKK varlığını devam ettirdiği sürece nelerle karşı karşıya kalabileceğimizi bizim hesaplamamız gerekiyor. Bunları öngörmemiz gerekiyor ve buna dair tedbirler geliştirmemiz gerekiyor. Bunların içerisinde neler var? Öncelikli olarak sayısı 65 bin civarında olduğu söylenen bu terörist yapılanmanın DAEŞ'la başta olmak üzere Haşi Şabilerle geliştirmiş olduğu doğrusal ve asimetrik ilişkiler üzerinden karşı karşıya kalabileceğimiz varoluşsal tehditler. Bu yapıların bağımsız veya bütüncül olarak nerede, ne zaman, kime karşı kullanılacağı meselesi. Bunların içerisinde özellikle Türkmen coğrafyası olarak tanımlamış olduğumuz tartışmalı bölgelerde ortaya koyacakları etki. Yani Irak'ın parçalanmasıyla ilgili ortaya koyacakları etki. Yarın bugün belki NSK ile anlaşamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar ne kadar denesin bunu başaramadı. Yarın birbirlerine entegre olurlarsa ne yapacağız? Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesindeki diğer farklı yapılarla birlikte. Çünkü bütün sonuçta bir YPG PKK'nın amacı tekli veya çoklu işte Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı parçalayacak şekilde bir terör devleti kurma projesi değil mi? Buna bir takım ülkeler teşne değiller mi? Bir diğer tarafıyla bu işin içerisinde bir şekilde olası bir takım teolojik doğmalara yani arz-ı membuta, milenyuma hizmet etmek gibi bir yapısı olduğunu hepimiz derine dile getiriyoruz. Peki. Böyle bir özelliği var. Bir diğer tarafıyla burada YPG PKK varlığı, bakın açıkça söyleyeyim. Terör koridoru. Terör koridorunu engelledik cümlesi doğru bir cümle. Ama nerede engelledik? Harekatı ürettiğimiz alanlarda engelledik Sayın Hanım. Biz terör koridorunu engelledik. Adam aşağıdan bir tane daha kuruyor. Daha şimdi derinde o terör koridoru durursa ben ne anladım bundan yani? Ha ben şimdi bir şey soracağım. Bakın ben bu terör koridoru meselesi değil sadece.
Yani onun Akdeniz açılması meselesi değil. Enerji jeopolitiğine eklenmesi meselesi değil. Evet. Benim önüme Orta Doğu'ya fiziki anlamda bağ mı kopartıyor benim terör örgütü? Yani oradan bize karşı bir kuşatma sağlayabileceği gibi benim Orta Doğu'yla yapacağım ticaret başta olmak üzere peki, onlarla olan demografik bağımı, teolojik bağımı, kültürel bağımı, ticari bağımı, stratejik bağımı tamamen kopartıp atıyor. Peki. Böyle bir tarafı var bu işin. Peki. Bir diğer tarafıyla şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Ağar. Halkları Türkiye'ye düşmanlaştırıyor. Bakın Arapları Türkiye'ye düşmanlaştırıyor. Kimi? Şu an etkisi altında olan Arapları. Yarın bakın ne oldu? Şimdi biz bir harekat yapıyoruz. Mısır Dışişleri Bakanlığı kütle açıklama yapıyor. Türkiye ile İran işte Irak ve Suriye'deki Arap halkları üzerine yapmış olduğu etkiden vazgeçsinler. Şimdi biraz önce söyledi Poyraz Hoca. Şimdi bizim bir şekilde yani Arap coğrafyası burası. Temelde Arap coğrafyası. Arap coğrafyası olan ilişkilerimizi manipüle eden bir terör örgütü fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Öte tarafıyla kendisi sorunun bir parçası. Biz 100 yıldır bu coğrafyada çözümün bir adresiyiz, umudun bir adresiyiz. Peki. Amerika Birleşik Devletleri ve işte bir takım şunlar bunlar aracı. Bakın önemli başlıklar ama. İzin verirseniz bunu da söyleyeyim. Daha devam var ama söylemeyeceğim.